Değerli halkımız, bugün bir suç duyurusunda daha bulunmak durumunda kaldık Halkın Kurtuluş Partisi tarafından. Bugünkü suç duyurumuzun konusu Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin danışmanları, suç makinesi danışmanları. Aslında haber eski, Ağustos ayı başlarında, Temmuz sonunda gündeme geldi. Fakat o dönemde orman yangınları vardı. Bir de halkımızı o acıların üstüne bunu eklemek istemedik ama vazgeçmek, yok saymak da açıkçası içimize sinemezdi, sinmedi de. Bugünkü konumuz dediğimiz gibi Tarım ve Orman Bakanı'nın danışmanlarının birer suç makinesi oluşu. Onlarca danışmanları var. Hepsine kamu malını peşkeş çekiyorlar. Ama öyle iki tanesi var ki bunların toplam suç kaydı 111 tane. Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar. Ve yaptıkları danışmanlık ile kendilerine şahsi menfaat sağladıkları da su götürülmez bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Nedir bu suçlar? İhaleye fesat karıştırma, tehdit, hırsızlık, kasten adam öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, daha ne olsun? Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar. Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla yaptıkları savunma ise içler acısı. İnkar değil, yaptık. Ama adli sicil kaydımız yok. Şu aymazlığa, rahatlığa bakar mısınız? Onların bu rahatlığının nereden geldiğini biz çok iyi biliyoruz aslında. Bu danışmanları atayan bakan da, bakanı atayan da aynı yolun yolcusu çünkü. Balık baştan kokar. Onların reisleri de kriminal varlık. AKP iktidarını oluşturanların tümü kriminal çete örgütünün üyeleri. Tümünün yargılandığı aynı nitelikte yüz kızartıcı suçlar sicilleri var. Hangi birini sayalım? Diploma nerede desek başlangıç için yeter herhalde. Teşekkürler.